Ondan sonra en son olarak da sedef. Kulak çınlamasına karşı dünyada en etkili bitki ginkgo. Ginkgo ile ilgili klinik araştırmaları var. Başta Almanya olmak üzere birçok ülkede yapılan klinik araştırmalarda kulak çınlamasını önlediği belgelenmiştir. Şimdi şu ginkgo'nun yaprağı. Aynı beyne benzer. Yapısı, çiçeği, yaprağı. Bunun birleşimindeki ginkoloid denen etken maddeler, bundan elde edilen etken maddesi %0,5. Bu nedenle yaprağını, çayını içmek yeterli değil. Mutlak suretle hapını, damlasını, derecesini kullanmak gerekir. Biz bununla ilgili Ginkgo Forte diye bir kapsül ürettik. Kişi iksir, aloe vera jel, Ginkgo Forte kullandığı zaman çok çok geç kalmadıysa kulak çınlaması önlenebilir. Fakat geç kalındıysa yapılacak bir şey yok. Çünkü iç kulağın içerisinde salyangozun içinde tüysüz hücreler var. Tüysüz hücreler aynı bir tarağın dişleri gibi. Bu tüysüz hücreler beslenemezse şekli bozulur, deforme olur, silikleşir. Silikleşirse, fonksiyonunu bitirirse ona bir şey yapamazsınız. Fakat yeni başlamışsa, mesela Londra'da bir beyefendi doktoruna gitmiş, kulağının içerisinde bir basınç hissediyor. Doktoruna gitmiş, doktora demiş ki Londra'da kulağınıza, zarına bir tane kulak tüpü takacağız. Küçük bir alet, şu kadar. Bu içerideki havayı alacak. İçerideki hava, orta kulaktaki hava dışarı çıkmadığı için orta kulakta oluşan basınç baş ağrısı yapıyor. Adam delirecekmiş gibi. Doktorlara kulak zarına bir tüp takmışlar, içerideki havayı alsın diye. Fakat kulak zarına tüp takarken kulağına zarar vermişler. Bu sefer başlamış kulak çınlaması. 4 yıl kortizonlu ilaçlar vesaire kullanmış, daha da perişan olmuş. Beni aradı, dedi ki gerçekten tedavisi mümkün. Deneyeceksiniz, bakacağız, göreceğiz dedim. Peki. İzmir'e geldi kendisi. 4 ay ürünleri kullandı. Bir de baktım Mehmet Bey yanıma geldi beni ziyarete. Dedi ki ben İzmir'den değil de İstanbul'dan Londra'ya uçuyorum. Neden biliyor musunuz? Bilmiyorum. Nereden bileyim? Sadece size teşekkür etmek için, sırf teşekkür etmek için geldim dedi. Allah sizden razı olsun. Çektiğim acılardan kurtuldum dedim. Evet, çektiği acılardan, ağrılardan, sızılardan kurtuldum. Sedef